Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Ufuk Üniversitesi'nin yararlanıcı olduğu 2023'e Geleceği Kodluyoruz projesi 4 Mart itibariyle başladı. Projemiz kapsamında Gölbaşı ilçesinde ikamet eden ortaöğretim öğrencileri kampüsümüze gelerek kodlama eğitimi alıyorlar. Ülkemizin geleceğinin kodlamada olduğunun farkındayız ve üniversitemiz bu projeye gerçekten sahip çıkarak başarılı işler yapıyor. Bu hafta 4 Mart 2019'da Gölbaşı Anadolu Sesi'nden 50 öğrenci kampüsümüze gelerek ilk kodlama eğitimini aldılar. Hedefimiz 500 öğrenciye kodlama eğitimi vermektir. Bu proje kapsamında bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, aynı zamanda Ufuk Üniversitesi'nin yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Geleceği Kodluyoruz isimli bir kodlama eğitimi. Bu kapsamda özellikle programcılık başlangıcında öğrencilerin bilmesi gereken temel bilgi teknolojilerinden başlayarak öğrencilerin bir problemi nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bir nosyon kazandırmak, algoritma konusunda bilgi vermek, bunları güncel hayatla bağlantısını sağlayarak özellikle son günlerin modern bir dili olan Python üzerinde bunu temel kullanımını öğretmek. Bu kapsamda algoritma nedir, akış diyagramları nedir, bir problem nasıl çözülür, nasıl kodlanır ve temel olarak Python geliştirme ekranı üzerinden bunları kodlayarak göstereceğiz. Daha sonra bu kapsamda temel olarak 6 ya da 7 tane bilgisayar programı örneğini Python üzerinde göstereceğiz. Zamanımız el verdiği sürece. Temel olarak 4 işlemle ilgili programlar, ekrana herhangi bir mesajı basma, karar verme mantıksal konularında if ve bunun benzeri yapıları öğreterek öğrencilere eğlenceli bir şekilde 2023'e kodlama programına hazırlığını sağlamaktır. "2023'e geleceği kodluyoruz" projesi çerçevesinde almış olduğunuz eğitim hakkında neler söylemek istersiniz? Yazılım hakkında, aslında bilgisayar hakkında hiç ilgilenmeyen biriyim. Ama şu an mesela derse girdim. Normalde derslerimiz 40 dakika oluyor ve ben 30. dakikadan itibaren böyle geri sarmaya başlıyordum. Ama 2 saat bana böyle 10 dakika falan geldi. Çok eğlendim ve daha sonra hani yazılım mühendisliği benim gelecek planlarımın arasında olmaya başladı. Kaba taslak bir şekilde üniversitelerde nasıl ders işlendiğini gördüm. Bir de kafamda zaten bilgisayar mühendisliği gibi bir bölüm vardı. Bu sayede biraz daha kendimi geliştirmeme ve üstüne biraz daha yatkın olmamı sağladı. Giriş seviyesinde 2-3 kodlama dili biliyordum. Bunu hiç, yani bugün öğrendiğimizi hiç görmemiştim. Bunu gördüm, biraz daha iyi oldu. Çünkü ne kadar geliştiğini de görmüş oldum kodlama şeylerin. Çünkü benim kullandıklarım bayağı eski sistem şeylerdi. Bu sayede kodlamanın kolay olduğunu ve bayağı yapılabilir bir şey olduğunu öğrenmiş oldum. O yüzden daha da yatkınlaştım. Bizim de bu tarz şeylerle ilgili bir kulüp oluşturma gibi bir hedefimiz, planımız vardı. Neydi, nasıl başlayabileceğimizi bu şekilde öğrenmiş olduk. Okulumuz adına çok iyi şeyler kattığını düşünüyorum. Güzel bir başlangıç olacak bizim için de. Bu bizim için bir tetikleyici bir faktör oldu. Güzel bir üniversiteye gelince bir farklı hissediyorsun ister istemez.